Toplumun korkusunu anlıyorum. Yani Allah subhanahu ve teala'nın dinini gerçek manada yaşamaya çalışırsa biliyor ki ya iş yerinden kovulacaktır, ya çevresinden dışlanacaktır, ya ailesiyle sorun yaşayacaktır, ya da geçim zorluğu yaşayacak, dinine göre iş bulamayacağı konusunda birçok sıkıntı çekeceğini düşünerek kendisini bu davadan uzaklaştırıyor. Aslında bu mantıklı olarak düşünürsek aslında hiç de akıllıca bir düşünce değil. Bizler peygamberlerin en doğru olan insanlar olduğunu söylüyoruz. Onların en doğru yolda gittiklerini söylüyoruz. Ama onların bu bahsettiğimiz şeyleri reddedip tamamen Allah subhanahu ve teala'nın dini için hizmet ettiğini görmüyoruz. Ve onların bu yaptığının karşılığında Allah subhanahu razılığını ve Allah'ın cennetini hak ettiğini de unutuyoruz maalesef. Sizler bütün bu bahsettiğiniz şeylerden dolayı bu dünyada korku içinde yaşayıp yahut bunlardan dolayı tevhid bunlardan dolayı İslam'ı hayatınıza sokmuyorsanız, o zaman sizler daha büyük bir belayı başınıza getirip Allah subhanahu ve teala'nın sonsuz azabını aslında ahiret hayatında hayatınıza sokan kimseler olacaksınız. Şimdi Allah rızası için 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sıkıntı çekmek mi? Allah subhanahu ve teala ki onu da dilerse ne şekilde sıkıntı olur ya da olmaz ya da sonsuz bir şekilde acı ve azap mı çekmek? Hangisi daha mantıklı? Ki insanların yapacağı azap dahi sınırlıdır. İnsanların bizlere vereceği, bizlere sunacağı mükafat dahi sınırlıdır. Ama Allah subhanahu ve teala'nın azabı, Allah subhanahu ve teala'nın mükafatı insanların vereceği azaptan, insanlara vereceği mükafattan daha fazladır. İnsanlar Allah subhanahu ve teala'yı bir türlü idrak edemiyor. Onun gücünü, onun kadrini, onun kıymetini bilemiyor. Allah subhanahu ve teala'yı tanımadığı için bu kadar rahat bir şekilde yaşıyor. Yine söylüyorum, uyanın. Bu sistem şeytanın sistemidir. Laik sistem şeytanın sisteminden başka hiçbir şey değildir. Bu sistem kendisiyle beraber, kendi avaneleriyle beraber sizleri de cehenneme götüren bir sistemden başkası değildir. Uyanın. Allah subhanahu ve teala'nın kitabını açıp okuyun ve onunla ilgilenin. O kitap ile ilgilendikçe Allah subhanahu ve teala da sizinle ilgilenecek. Çünkü Allah subhanahu teala diyor ki eğer beni anarsanız ben de sizi anarım. Bu topluma ben şunu söylüyorum. Eğer kendimize Müslüman diyor isek hayatımızda İslam olması gerekli. Hayatımızda itaat ettiğimiz genel manadaki şeylerin kendi aklımızdan, kendi hevamızdan, falanca kişiden, filanca kişiden duyduğumuz şeyler değil, Kur'an ve sünnette olan şeyler olması gerekli. Hayatımıza bakalım. Bunlar var mı bizim hayatımızda? Eğer bunlar var ise sorun yoktur. Allah subhanahu ve teala'nın umulur ki razı olduğu kişilerdeniz. Ama bunlar yok ise kendimizi aldatmaya gerek yoktur. Oturup zaman geçmeden zararın neresinden dönerse kârdır inancı ile bu dine yönelmemiz ve bu dini artık kaynağından öğrenmemiz gerektiğini düşünüp fiile dökmemiz gerektir. Sizler idareye emanet ettiğiniz, yönetime emanet ettiğiniz bu partilere bakarsanız onlar kendi aralarında habire kavga etmekte, habire kendi aralarında sorunlarını çözememekle bu ülkenin gündemini veyahut bu toplumu oyalamaktadırlar. Eğer biraz düşünürsek bunlar kendi sorunlarını dahi çözemeyen insanlar olduğunu görürüz. Hiçbir şey yaratamayan ve yaratılan insanlar olduğunu görürüz. Her şeyi yaratan Allah subhanahu ve teala'ya karşı da eğer kendimiz ibadet ettiğimizi, itaat ettiğimizi söylüyor isek Allah rızası için durup düşünelim. Biz o zaman Rab olarak Allah'ı seçtiysek niçin bu partilere idare hakkını veriyoruz? Niçin bu rejimi meşru bir rejim olarak görebiliyoruz? Bırakın işte falanca kişiler zamanında bu sistemi getirmiş. Biz de bu zamanda yaşayan insanlarız demeyi. Allah subhanahu ve teala sizleri bir şeyle imtihan edecektir. Ve o bu sistemin ta kendisidir. Ve Allah subhanahu ve teala böyle bir mazereti kabul ettiğine dair tek bir ayet yoktur. Ki bu sistemi birileri getirmiş ve bu sistemi birileri getirdiğinden dolayı biz de bu sistemde yaşayan insanlarız. Bizim bu sistemi değiştirme gücümüz yetmiyor. Peki kendine değiştirmeye gücün yetmiyor mu?